Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 13-19 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar Güneş Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu haftadan itibaren artık Merkür retrosu da sona erecek. Merkür Ağustos başına kadar Yengeç burcunda ileri hareketli olacak. E, şimdi günlük hayatımızdaki işlerimizle, planlarımızla daha rahat ilgilenebileceğiz. En azından son 3 haftadır yaşadığımız o karışıklıklar sona erebilir onları düzeltme ve yeniden ele alma fırsatı bulabiliriz. Venüs 8'ler burcunda sizin için güzel bir açıda aşk hayatınızı destekliyor. Romantik konular daha bir romantik. Keyiflisiniz aslında. Çocuklarla ilgili alanlarda da daha iyi ilişkiler, gelişmeler söz konusu. Yaratıcı faaliyetlerinizde güçlü görünüyor. Mars'ın koç burcundaki hareketi de zihinsel enerjinizi arttırıyor. İletişim trafiği artabilir hayatınızda. Biraz belki şu dönemde iş içinde olsa, özel hayatınız içinde olsa daha fazla e, gezmeniz, biraz yolculuklar yapmanız, seyahatler yapmanız mümkün görünüyor. Evet, Pazartesi günü Ay Koç burcunda olacak. Dolayısıyla Pazartesi günü böyle bir seyahat, uzun ya da kısa, hani hareketli bir gün e, gündeminizde olabilir. Ticari konularda da çok aktif enerjiler var. Ama zaman zaman biraz kendinizi e, aşırı yorgun hissedebilirsiniz, zihniniz de çok yorgun olabilir. Olumsuz düşüncelerden, negatif düşüncelerden, karamsar duygulardan uzak durmaya çalışın. Pazartesi öğleden sonraki saatler, özellikle akşam saatleri ay Boğa burcuna geçince enerji de değişecek. Biraz daha o hareketlilikten ayrışıp hani huzur arayacağız. E, Huzurda nerede bulabiliriz? Daha çok evimizde bulabiliriz. Biraz kendi alanımıza, evimize, yuvamıza odaklanacağız evdeki evde çalışıyorsak evde daha fazla bulunabiliriz evdeki işlerimizle ilgilenebiliriz bahçemizle ilgilenebiliriz çiçeklerimizle ilgilenebiliriz evde mutfağınızda daha fazla zaman geçirebilirsiniz sevdiklerinizi evde ağırlayabilirsiniz bu biraz hani hem keyfinize hem konforunuza da düşkün olmanızı sağlayacak ve kendinizi de güvende hissetmek istediğiniz için etrafınızda aile üyelerini ve sevdiğiniz kişileri, yakın kişileri daha fazla görmek isteyeceksiniz. Perşembe sabah saatlerinden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçecek. Cumartesi öğleden sonraki saatlere kadar Ay İkizler Burcu'nda e, sosyal anlamda sizi evin dışına çıkarabilir. Biraz hareketleniyoruz. Biraz hani kişisel keyifler, zevkler, hobiler öne çıkacak romantik hayatımıza, aşk hayatımıza zaman ayırmamız mümkün. her türlü kültürel faaliyet, her türlü eğitimle ilgili faaliyet, bazı seyahatler, geziler, yolculuklar ay ikizlerden geçerken aktif bir şekilde hayatımıza girebilir. Ve hafta sonu cumartesi akşam saatlerinde ay yengeçe geçecek. Hafta sonu da ay yengeçte. Hafta sonu biraz içe dönük enerjiler var. Sanki hafta sonu ama çok tatil gibi değil. Yani yapmanız gereken, uğraşmanız gereken ayrıntılı bazı işleriniz var ki bunlar daha çok evinizle, ailenizle ilgili de olabilir. Sağlığınıza özen gösterin, midenize özen gösterin. Sindirim sisteminiz biraz hassas olabilir çünkü. E, keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgilenebilir. Onların bakımlarını yaptırabilirsiniz. Mutfakta daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Ay yengeç burcundan geçerken. Ve genel sağlığınız önemli. Fiziksel bakımınız önemli. Yani burada sağlığınızla ilgili belki bir diyete başlamanız, belki ruhsal, bedensel, zihinsel şöyle bir arınma, detoks, terapi ve benzeri çalışmalar yapmanız için de fırsatlar olabilir. Hafta sonunu e, bu faaliyetlere de rahatlıkla ayırabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.